Evet canlarım, hepinize merhabalar. İpimi kaybettim diyecektim, ipim buradaymış. Evi yüncü dükkanına çevirdim sonunda. Sabahtan beri yetiştireceğim diye uğraşıyorum. Evet, nasılsınız bugün? Keyfiniz, saatiniz, neşeniz, keyfiniz inşallah yerindedir her şey. Ben dün akşamdan beri, dünden beri biliyorsunuz çok hevesliyim. Böyle koştur koştur gittim. Epey de bir uğraştım aslında. O rengimi alayım, bu rengimi alayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım derken bu kadar renk aldım ama tabii içime sinmedi. Evet, eve geldim dün böyle büyük bir heyecanla. Hemen açtım internetten işte dizüstü battaniyesi yapılabilecek ama bütün modellere baktım. Tabii yapabilecek olduklarıma baktım. Bir kararsız kaldım. Bir iki tane motif çıkardım hemen. Sonrasında Belgin'e gönderdim. Dedim Belgin nasıl olmuş bu, olur mu dedim. Belgin de tamam Nihal abla çok güzel oldu deyince içime sindi. Boş boş oturmayayım, bir motif bir motiftir. Bir an önce bitirmek istiyorum çünkü. Hemen oturdum motiflerime. 3 tane burada yedeğim var. Göbeklerini de yaptım bugün ki gün hiç kalkmadan her şeyi bıraktım. Bir iki tane motif yapıp ondan sonra biraz daha da süre dedim güneş bir gitsin. Çiçeklerimi sulayıp yemeğimi yapacağım. Çamaşırlarımı toplayıp arkasından full aralıksız bugün motifleri örmeye devam edeceğim. Çünkü biliyorsunuz bunu siz canım dedim güzel takipçilerimden birine hediye etmek istiyorum. Ama muhtemelen yurt dışına kargolayabiliyor muyum bilmiyorum. Türkiye içinden, yurt dışından yazan takipçilerime de buraya gelecek oldukları zaman en azından bir tane de onlara başka bir şey yapıp hediye edebilirim. Evet biliyorsunuz ne yapalım ne yapalım derken içimden geldi. O güzel yorumlarınızdan sonrasında battaniyemi örüp hediye etmek istiyorum. Daha tam kafamda bir oturtamadım. İpleri alırken de zaten belirli bir motife karar vermemiştim. Neyle yapayım, nasıl yapayım, neyden olsun diye. Ardağ'dan bir tane yapmışım motif, ondan da bir tane daha yapalım. Bir kararsız kalmıştım dediğim gibi. Hangisinden yapsam diye. Ama yine kafama göre her renkten alayım dedim. Bu arada ip almaya gittiğimde dün yazmış zaten. Dünkü vlogumuzun altına yazmış. Sevgili takipçimizle karşılaştık orada. Çok mutlu oldum. Birebir bizi izleyen, takip eden insanlarla tanışmaktan inanılmaz derecede mutluluk duyuyorum. İpleri aldım. Dedim pazar pazar böyle hemen dedim bir gidip almam lazım, başlamam lazım. Çünkü normalinde yapabilir miyim? Yaparım aslında. Ama şimdi yarın dayımın biliyorsunuz ameliyatı var. Dayımın yanında olacağım. Gerçi şu anda belki 2 gün kalırım diyorum. Belki daha uzun kalırım, ara veririm diye. Böyle hemen göbekleri hazırladım ki bugün yapabildiğim kadar yapayım. O yapamadığım günlerin acısını çıkarayım. Çünkü kendime yapmış olduğum bir şeyden çok daha fazla heyecanlıyım. En güzelini yapmak istiyorum. En güzel olsun, beğenin istiyorum en azından. Tabii ben sonuçta kendi zevkime göre yapıyorum ama inşallah gönderecek olduğum kişi de beğenir ve severek kullanır. Belgin'le de tam manasıyla bir konuşmadık aslında. Ben çünkü Instagram'ı açtım sizlerle haberleşebilmek adına ama tam manasıyla aktif olarak kullanmıyorum Instagram'ı. Nasıl yaparım? Nasıl karar veririz? Belgin'le bir konuşmadık daha henüz dediğim gibi. Ama böyle büyük bir hevesle başladım, bir an önce yapıp bitirmek istiyorum. Ortayı nasıl yapacağıma daha henüz karar vermedim. Belgin'le biraz sabah oraya kahve içmeye çıktım. Hem gösterdim. Dedim ablacığım bu şekilde mi olsun, böyle mi olsun? Ebru'nun yaptığı battaniye gibi yapayım demiştim. Ama köşelerine... Ay bugün niye makinalı gibi konuşuyorum ben? Neyse belki böyle şeydir, örgü de böyle hızlı hızlı gider.
konuşmam gibi. Son kısmına da acaba diyorum motif geçsem dedim ama Belgin dedim Nihal abla denk getiremezsin onu dedi. Bir emin olamadım. Ne yaparım bilmiyorum. Akşam biraz daha oturup belki de bakmam lazım. Ebru'nun yaptığı çünkü komple trabzan ve popcorn tarzında arasına pomponlar yapmıştı. Belki o şekilde de yapabilirim. Çünkü çok güzel renkler var. Hele şu pembe ve mor tonda olan inanılmaz güzel duruyor. Belki aralarını ondan geçebilirim. Eskiden daha böyle koyu renkleri seviyordum. Yaş ilerledikçe demek ki insan biraz daha böyle renklilere doğru gidiyormuş. Eskiden annem bana hediye alacak olduğunda işte böyle kırmızı alırdı. Bu ne derdim, giymezdim. Hiç unutmuyorum, bir tane çok güzel bir terlik almıştı. Polaris'in kırmızı. Ben, bu dedim kırmızı, ben bunu giymem dedim. Ama şimdi gördüğünüz gibi koltuklarım kırmızı. Yaş ilerledikçe renklilere doğru gitmeye başladım. Böyle büyük bir hevesle yapıyorum aslında şu anda. İnşallah yetiştirebilirsem. Herhalde bir hafta içerisinde. Gerçi dayıma gitmeseydim bitirebilirdim. Dayımda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Sabahtan kalktım aradım. Ameliyat saati belli oldu mu diye, aradılar mı diye. Daha henüz aramamışlar. Biz arabayla gelip alırız seni de. Dayım araba çok uzun süreli kullanmasın diye ben kendim gidiyordum ama Erşan sağ olsun okuldan izin almış dayımın ameliyatı için. Arabayla dedi gelecek, gelip alırız seni de dedi. Hemen Belgin'e dedim ipleri alırken aslında mavi tonlarını biraz daha ağırlıkta almışım. Yani motiflerde mavi ağırlıklı oldu. Belgin'cime sipariş verdim şimdi, o çarşıya gitti çünkü. Dedim pembe tonlarında en azından. Tabi planlamadan dediğim gibi yaptığım için griden de dedim yedek alayım. Öncesinde bilmiyordum hani aynı renk alıyoruz ama o gün mesela şey dediler. Ayrı makasım nerede? Hemen şöyle makasımı alayım. Şu motiflerimi de toparlayayım. Ayrı kazanlarda yıkandığı için renkler farklı olabiliyor dediler. Kendi kullanacak olduğum bir şey olsa çok umursamam aslında. Ama dediğim gibi bu hediye olacak olduğu için biraz daha böyle hassasım. Evet, bayağı bir oturdum, şöyle göbek hazırladım. Kendime bir standart koyayım dedim. 11 tane göbek hazırladım ki en az bugün 11 tane motif yapmam lazım. Planlı bir şekilde devam edeyim ki. Evet, sarımızı kaldıralım. Burası böyle komple koltuğun üstü şu an örgüler, yünler. Belgin'in dediğini, odanın bir tanesini böyle örgü köşesi gibi düzenleyip orada yapmak lazım. Dediğim gibi bir iki sıra trabzan geçip yine bir motif koymayı bir deneyeceğim. Ama kendim bile bu kadar kısa sürede motif çıkarabileceğimi ya da yapabileceğimi düşünmüyordum. Yelekleri zaten bıraktık. Şu an havalar ısındı. Gerçi akşamları serin ama yine de aceleye getirmek istemiyoruz. Onlar nasıl olsa seneye olacak. Açıkçası Öznur abla geldiği zaman Öznur abladan güzelce öğrenip onları ondan sonra tamamlamak istiyorum. Ama internette çok güzel modeller var. Bazısını algılayamıyorum. Ama tabii bir süre daha yaparsam akşam hatta Belgin'e yazdım. Benden olacak galiba dedim. Oldu bile yazmış.
Bir tane böyle şey, üç boyutlu bir motif beğenmiştim. Çok hoşuma gitti. Ama biraz zorlandım çıkarmakta. Hatta orta göbeğini çıkarmıştım. Nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Evet. Şöyle orta göbeğini çıkarmıştım. Üstüne yapılacaktı yıldız şeklinde. Ama ondan sonra zorlanınca dedim ben her defasında bunu açacağım, kapatacağım, oradan bakacağım. Beni biraz zora sokacak. Çünkü yanıma ışık alarak yapıyorum akşamları. Gündüz zaten çok fazla işte böyle aralarda iş arasında. Şimdi çamaşırları serdim oturdum. İş arasında ancak böyle bir iki motif yaparak bir an önce bitirmeye çalışacağım. Ama akşam en azından dün zaten ayaklarım çok fazla ağrıdı. Bu aralar çünkü çok ayakta kalıyorum. Dikkat etmedim yine. Gece 4'tü, ben daha uyanıktım. Uyuyamadım ağrıdan. Her defasında ağrım olunca bir daha dikkat edeceğim diyorum ama yine edilmiyor maalesef. Dün çünkü çarşıda mağazaların hemen hemen hepsine gezdim. Dünkü vlogda da zaten göreceksiniz. İnanılmaz derecede mağazalar indirime girmiş. Hatta Modaline'da bir tane mont beğenmiştim. Çok uzun zamandır da istiyordum. Ama bir iki yere daha bakıp ondan sonra dedim. Waikiki'dekini çok beğenmedim açıkçası. Koton'daki çok güzel ama yani fiyat farkı çok fazla. Modaline'deki ne kadardı? 449 liraydı. Koton'daki çok daha evet kaliteli. Ama 1.690. Bütün mağazaları bir gezdim, indirimlere baktım, ne kadardır, nedir, ne değildir diye. Tabi oraya derken ayağımı bayağı bir, dediğim gibi, zorladım. Bugün de acısını çekiyorum. Dergiden sabah zor indim aşağıya açıkçası. Şunları da bir yandan da temizleyerek gideyim, sonrasında zor oluyor. Evet, büyük bir hevesle yapıyorum. Bakalım kime nasip olacak, kime gidecek. Çok güzel bir şey olsun istiyorum. Hazır modellerden de aslında destek alabilirim dedim ama bunu böyle kendi zevkime göre bir şey yapmak istiyorum. Tabii başarabildiğim kadarıyla, yapamazsam yine destek alacağım elbette ki. Ebru'nun battaniyesi dediğim gibi çok güzel olmuş. Ama aradaki o popcornları ben yapabilir miyim? Pek bir emin olamadım. Gerçi istemek başarmanın yarısıdır. Sert düşer, bu da sert düşer diye korkmuştum. Dün sağ olsun oradaki bayan çok ilgilendi. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben ilk örgüye başladığımda bir banyo paspası yaparım diye ip aldım. Dantel ipi gibi ip almışım. Onunla banyo paspası mı yapılır? Benim ipten anladığım o kadar. Dün artık sağ olsun oradaki satış danışmanına sordum. Bunların bir de daha kalınları vardı. Biraz daha kalınları vardı. Ama o kadar kalını da elim alışır mı alışmaz mı? Bunu bile akşam biraz zorlandım. Tığ kalın geldiği için ipi tutmakta zorlandım ama şimdi çok şükür alıştım. Örgü örmek büyük keyif oldu. Anneme de söyledim hatta. Anneciğim sana da ip alalım dedim. Hani örgü ör, oyalan, kafan dağılır dedim ama benim kollarım ağrıyor, öremem dedi. Annemin dantel yumakları hala duruyor. Annem çok güzel dantel örüyordu.
Hatta bana yatak örtüsü sormuştu annem dantelden. Altına biliyorsunuz saten yapılıyordu eskiden. Ama şimdi yatakların ebatları biraz daha büyüdüğü için olmaz. Bu durumda da zaten devamını öremez. O yüzden öyle kaldı. Onu belki başka şekilde değerlendirebilirim. Rahmetli anneanne cezimin, çünkü ara danteli var. Daha öncesinde biliyorsunuz size göstermiştim. Eskiden biliyorsunuz etek yapılıyordu işte divanlara ya da karyolaların yan tarafına. Ben onu pike takımı yaptırdım. Pike takımında kullanmıştım. Ama halihazırda bir ya da iki kez kullandım. Kullanmaya kıyamıyorum. Gerçi teyzem de dedi, kullandıkça dedi, yad edersin. Kullandırmasın dedi ama ne bileyim, böyle bir kıyamıyorum. Anneanne cezim çok örerdi. Otururdu gece sabaha kadar. Benim uykusuzluğum zaten anneanneme çekmiş galiba, öyle diyorum. O sabaha kadar örgü örerdi. Sabaha kadar bitirirdi bir tane hırkayı. Ben de onun gibi anneannem boyunda örüyordu şişle. Evet, şöyle çıktı bile motifimiz. Allah'tan kolay ilerliyor. Ben de boyunda örüyordum. O yüzden zaten şimdi elde yapabilir miyim bilmiyorum. Gerçi Öznur ablam gelince söz öğreteceğim sana dedi. Hem Tunus işini. Bir de bu aldığım kalın iplerle şeyi denemek istiyorum. Bu biliyorsunuz denemiş olduğum diğer geçişli renkli olan battaniyeyi de denemek istiyorum. Kalın iplerle yine aynı sertlikte mi olacak, ipleme bağlantılı diye. Ama şu an bir hevesle bunu yapıyorum. Antalya'mıza zaten artık bahar geldi. Gündüzleri en azından hava. Dün biliyorsunuz gösterdim, insanlar kısa kollularla geziyorlar. Ama işte tam hastalık havası dediğimiz hava. Dedim bir netlik kazandırayım, şöyle yan yana bir koyayım. O yüzden böyle biraz örme telaşındayım. Belgin çünkü çarşıdan gelmeden en azından renk isteyeceksem de isteyeyim. Çünkü benim bugün çarşıya gidebilme olasılığım yok. Hatta birkaç gün gidebilme olasılığım yok. Aslında dayım bende kalsaydı ameliyattan sonra benim için daha iyi olacaktı. Ama işte dayım rahatsız olur. Kendi evinde daha rahat hisseder diye ben orada kalayım dedim. Gerçi teyzemler bizde kalırız demişler ama bütün ilaçların her şeyini, takibini ben yaptığım için dayım Nihal kalacak demiş. Çünkü dayımın bütün artık kullandığı damlaları, haplarını ameliyat öncesinde hepsini biliyorum. Ne kadar kalırım bilmiyorum. Belki arada fırsat bulabilirsem zaten vlog hazırlarım. Fırsat bulamazsam, çünkü dayımın arkadaş çevresi çok geniş. Gelen giden olursa vlog hazırlayamayabilirim sizlere. İnşallah ağrısız olmaz. Gerçi doktor genelde olmuyor dedi ama belli de olmuyor. Benim göz ameliyatı olduğunda da hani binlerce hasta da yapılmış. Benim sağ gözüme takılan mercek yaklaşık 1,5 sene falan gözümün yarısı yok gibiydi, siyahtı. Beyin kabul etmedi.
normalinde bir sene gibi bir süreçte beyin alışıyormuş ona. Hatta 6 ay süresince göz bebeklerimi her gün göz büyütme damlalarını biliyorsunuzdur. Kontrollere gittiğinizde evde vermişlerdi. Her gün göz bebeğimi büyütüyorduk ki hani o algıyı bir dağıtalım, beyin bunu kabul etsin diye, ama olmadı. En son benim sevgili Ferşat hocam, ben ona süpermenim diyorum zaten, hocasıyla konuştu ne yapabiliriz diye. Merceğin üstüne tekrar mercek taktılar. Ne? Onda da hiçbir şey olmaz deniliyordu ama her ameliyatın işte ne olursa olsun bıçak değdiği zaman belirli bir riski var. İnşallah ağrısı olmazsa damlalarını bir şekilde düzenlerim. 2 gece kalıp gelebilirim de. Şu an bir telaşla yapıyorum. Şu motifi zaten bitirdiğim zaman bir kalkayım, çamaşırlarımı hemen toplayayım, yarın götürecek olduğum çantalarımı hazırlayayım. Bu arada ben bunu yetiştiriyorum. Hem Ramazan ayımız da gelmeden böyle bir akşam gidip güzel bir eğlenmek istiyorum. Eray'la Burak'a da biliyorsunuz epeydir gitmedim. Aslında en son Mert'in doğum gününde gittiğimiz türkü barda çok güzeldi, müzisyenler. Ama oraya tek başıma gidemem. Ama ikinci restoranda Melahat Hanım var. Hem Şerivancım var, Burak var, Eray var. Hepsini tanıyorum. Oraya tek başıma da gitsem rahatlıkla eğlenebiliyorum. Herhangi bir sorun olmuyor, sıkıntı olmuyor. Gidip şöyle sizlerle beraber tekrar, değil mi, Ramazan öncesinde bir eğlenmek iyi gelir. Evet canlar, siz de bana fikir verirseniz neye göre hangi takipçimize göndereceğimiz konusuyla alakalı. Evet, bugün size motifleri gösterdim. Zaten bundan sonrasındaki aşamaları göstermeyeceğim. Size bir sürpriz olsun. Bitinceye kadar. Ama sizler de bana fikir verirseniz neye göre seçmeliyim? Çünkü hem hak yemek istemem, hem gönül kırmak istemiyorum. Gönül ister ki hepinize birer tane örüp gönderebileyim. Ama sizler de nihayet işte şuna göre yapabilirsin derseniz ben de mutlu olurum en azından. Bir kararsızım çünkü dediğim gibi. Hani düşünüyorum neye göre olabilir diye. Instagram'a mı yaz ya da yorumların altına yazanlara mı ismini yazıp bir çek, ya bilmiyorum, bir çekiliş mi yapmalı, ne yapmalı bilemedim. Ama sizler de bana eminim ki bu konuda fikir verirsiniz. Evet, yeni gelen iplerimizin de Belgin, gerçi Nihal ablacığım dedi, ben sana fotoğraf çeker atarım hangi renk istiyorsan dedi. Biraz evet, pembe tonları da olsun istiyorum. Biraz mavi ağırlıklı oldu. Çünkü gri ve ana gövdeyi lacivert yapacak olduğum için aralardaki renkleri biraz daha canlı olsun istiyorum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak şu an ben de merak ediyorum. Hadi yelekleri örerken ne olacağını biliyordum. İşte şu olacak, bu olacak. Şöyle bir şey çıkacak diyordum ama bu arada Öznur ablacığım geldiğinde de bir an önce örmüş olduğum yeleğin motiflerini öğrenip, biliyorsunuz o yeleğimin motiflerini Öznur abla gidecek yetiştiremeyiz diye Öznur ablacığım örmüştü sağ olsun. Hatta bir takipçimiz yazmış, Nihal Hanım
ben de isterim yelekten parayla örüyorsanız demiş ama motiflerini dediğim gibi Özgür abla yaptığı için bilemiyorum. Onu bir öğrenmek lazım. Evet, bugün böyle ben şu işimi halledip kalkıp köftemi bir yoğurayım. Önce tabii çamaşırlarımı toplayayım. Onun bir sırası geçti. Kaç motif yapmışım? Belgin diyor ki sayma Nihal abla. Sayma, saydıkça olmuyor diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motif yapmışım dün akşamdan beri. Ortaya 30 motiften diyordum ama daha sonrasında daha fazla motiften yapayım dedim. Dediğim gibi bir kararsızım. Önce kalkayım şu çamaşırlarımı halledeyim. Çamaşırlarımı katlayayım. Yemeğimi hazırlayayım. Çiçeklerimi sulayayım. Ondan sonra örgünün başına tekrar geleyim. Evet, perdeyi kapatmayayım dedim ama. Güneş gözümü alıyor. Ama çiçek çiftlerinin güneşe ihtiyacı var. Güzelliklerini. Minnak minnak. Hala fırsat bulup şunları bir ayıramadım. Koşturmaktan bir iş bırakıyorum, diğer işe koşuyorum. Ay bu da dibinden vermiş. Koştur koştur helak oldum yine. Tahmin ettiğimden fazla kalırsam çünkü çiçeklerim buradan. Zaten pek çoğunu kaybettim. Daha fazlasını da kaybetmek istemiyorum. Dikenler taşlarından yine birazcık üretmek istiyorum. Çok zor büyüyorlar. Anam bu tamamen açmış artık. Gördüğünüz gibi. Orta sıralarda bir sıra bir sıra açıyorlar. Ay şu bahar ayları ne kadar güzel. İnsanın içine böyle bir neşe, mutluluk böyle bir kıpır kıpır hani derler ya. İnsanın bir de böyle aşık olduğu zaman yaşar. Ben unuttum tabii aşık olma duygusunu da. Böyle insanın içinde hani kelebekler uçuyor derler ya. Nedense böyle bahar kim geldiği zaman ben öyle oluyorum, kıpır kıpır oluyorum. Kışı her ne kadar sevsem de böyle sisli puslu havaları sevsem de ama baharın enerjisi de çok ayrı. Şu yalan kaktüslerimde büyük bir saksıyı alıp artık dışarıya koymak istiyorum. En azından büyüsünler orada. İkisini bir aynı saksıya mı alsam bir karar veremedim. Küçük saksıdaydı bunlar. Ayrı ayrı almıştım ama bir tanesi mantar olduğu için. Şöyle göstereyim. Güneş gördükçe rengi kızarıyor bunun. Bir de dışarıda var ama bu kadar uzamıyor. Bu bayağı upuzun sarkıyor. Diğeri mantar olduğu için ikisini bir aynı saksıya ekmeyeyim dedim. Renklerinden de emin değilim çünkü. Görmüyor hiçbir şey işte. Gün 24 saat maalesef yeterli gelmiyor. Yetmiyor. Şimdi çiçekleri bitirdim mi? Çamaşırlarımı hallettim. Diğerlerini makineye atarım. Biraz artık kendime bir zaman ayırabileceğim. Vakitler ayırmak istiyorum. Bu ara kendime çok fazla aman aman vakit ayıramıyorum. Sen neden soldun? Evet.
minik bardaklarda olduğu için susuz kalınca hemen bunları maalesef çok fazla sulayamıyorum da. Çünkü hemen un biti oluyorlar. Ondan sonra uğraşıyorum. Onun için böyle minik minik sık sık sulamak gerekiyor. Evet, biliyorsunuz. Yasemin çiçeğimin ismi var. Bu arada Yasemin'cim başka bir takipçimiz aracılığıyla selamını göndermiş. Çok özledim Yasemin'cim seni ya. Her gün Yasemin bugün bana ne yazmış diye bakıyordum ama şimdi çok arıyorum. İnşallah en kısa sürede çözersin de tekrar o güzel yorumlarınla buluşuruz. Bu da bu sene inşallah open kıyam. Bu sene inşallah açar artık. Yani habire boya gitti. Yan üstten kestim. Dal versin diye. Ve dikenleri çok fazla atıyor. Ama çiçekleri de çok güzel. İnşallah açar. Belki o da gerçi diğer çiçeğin gibi bu balkonu da ama arka taraf güneş görmüyor. Güneş görmeden açmaz. Bu balkonu biraz düzenleyip oturabileceğim bir konuma da getirmek istiyorum. Neye ne zaman fırsat bulacaksam koşuşturmacadan Allah'tan belginin altı üstü üste hani iş arasında da olsa bir kahve içimi bir araya gelip oturup en azından bir dertleşiyoruz. Bir stresimizi atıyoruz. Yoksa koşuşturmacadan hiçbir şeye fırsat bulunmuyor. Evet, bunları tekrar bir dayımdan geldikten sonra tekrar ilaçlayacağım. Bayağı bir düzeldiler ama iki tanesindeki hasar bayağı büyük. İnşallah onlar da toparlar. Evet, bu sene dediğim gibi Yasemin'cime geçince o biliyorsunuz Hoya Kornosa'yı Gülbinciğimin ismini vermiştim ve ilk açacak olanı annem buradan minik minik bu da çiçek dalları vermeye başlamış. Bu çiçeğin bu sene erken açmaya başlayacak şükürler olsun. Ondan sonraki ilk açacak olanı da Birsen ablamın ismini vereceğim demiştim. Ama geçen sene hiçbirisi çiçek açmamıştı. Bu sene inşallah açan ilk çiçeğe de Birsen ablacığımın ismini vereceğim. Gülbin'i de arayamadım. Onu da bir aramak istiyorum. Dedim ya hiçbir şey bu aralar. Fırsat bulamıyorum. Garip bir şey var, yoğunluk var bu ara. Bir anlayamadım yani. Bugün şunu yapacağım, onu yapacağım diyorum. Bu ara gerçi çarşıya da çok dadandım. Hastane işlerim de çoktu. Onun da etkisi olabilir. Zaman sıkıntısı yaşıyorum. Aslında böyle çok biraz programsız değilimdir ama niye böyle oldu bu defa anlayamadım. Kaktüslerimize de minik minik su verelim ki aslında Kasım ayından sonra kaktüslere hiçbir şekilde su vermeyince daha fazla çiçek açıyor. Ama ben dayanamıyorum. Varsın çiçek vermesinler ne yapayım. Sanki solacaklarmış gibi sanki hani kendim susuz kalsam ne yapacağım diye düşünüyormuşum gibi onlara da su veriyorum. Güneş gözümü aldı bu arada. Şöyle döneyim bari artık. Ha, bu da böyle pıtırcık pıtırcık vermiş minik minik. Hele şükür. Her yerinden. Bir büyüyemiyordu. Sabit kalmıştı. Ah. Sakın 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 düşme. Saksılar bu ara intihar ediyorlar. Bakın görüyorsunuzdur minik minik her yerinden yavrular vermeye başladı.
Bunun da çiçeği çok güzel. Ama bir olduğu gibi kalmıştı, büyümüyordu çok şükür. Artık büyümeye karar verdi. Çok fazla saksısı değişik çiçek var. Tam zamanı aslında şimdi. Eğer saksı değiştirecekseniz, toprak değiştirecekseniz Şubat sonu, Mart, Nisan'a kadar ideal zamanlar. Bugün en azından bunların suyunu vereyim ki dediğim gibi gelmeyecek olursam çiçek çiklerim. Evet, bugün de örgüye dalınca birazcık, ama onu da bir an önce yapıp hani renklerini bir oturtayım dedim. Bir heves var şu an, ne çıkacak, ne olacak diye. Evet, şunu altı koyduyduk, hep unutuyorum su vermeyi. Her defasında diyorum ki ona da bir su vereceğim ama unutuyorum. Şunlar aslında şu 2-3 tanesi kurumuştu zaten, bakımı çok zordu. 2-3 defa denedim ama olmadı. Evet, balkonu bir ıslattım. En son artık yemeğimi yaptıktan sonra buraya bir su döküp yıkarım. Sular öncelikle bir süzülsün. Elime yine dikenleri batırdım bu arada. Kaktüsleri tek bir yere alıp hepsini tek yere toplayıp aslında işte arka balkonda da diğer çiçekler olunca olmadı. Bu minnağım da boyuna bakmadan, bakın bir tanecik burada, ben de varım dedi, çiçek verdi. Evet, saksını değiştirmiyorum ki, onun demek ki köklü olmuş ki çiçek vermeye başladığına göre. Bakın bunlar da yeni yeni suyu günlerini veriyor. Vallahi çiçeklerle hayvanların sevgisi çok farklı. Çünkü her ikisinde de çıkar yok, yalan yok, arkadan iş çevirmek yok, hiçbir şey yok. Siz onları seviyorsunuz. Hayvanlar da öyle. Onlar da böyle İşte ne bileyim, size pati atıyorlar, yalıyorlar, sevdiklerini belli ediyorlar. Çiçekler de çiçek vererek sevgilerini belli ediyorlar. Keşke doğada her şey öyle olsa. Bir şöyle durup düşününce aslında en nankör yine biz galiba insanoğullarıyız. İyilik yapana kötülükle cevap veriyoruz. Ben mesela hiç görmedim ki, hep bir laf vardır ya, siz bir kuşun hiç gidip de ikinci bu da benim şu evim olsun, yazdığım olsun dediniz, duydunuz mu? Doğada her şey, yaratılan her şey kendine yetecek kadarıyla, ama biz insanoğlu demek ki biraz doyumsuzuz. O yüzden çiçekleri ve hayvanları zaten çok seviyorum. Burada böyle çiçek açtılar mı, benim dünyam, dediğim gibi gözümü açtım ve ilk hemen kahvemi koyuyorum, sonrasında buraya çıkıyorum. Hangisi çiçek vermiş, ne yapmış, ne etmiş bir bakıyorum. Ama tabi artık yaz dönemine girecek olduğumuz için yine sabahları daha erken kalkmam lazım. Çünkü güneş çıktıktan sonra ya da böyle daha geç saati beklemem gerekiyor. Toprağın çok sıcak olduğu saatte su verince çiçekler maalesef kökleri çürüyor. O yüzden ya güneşin böyle çok ısıtmadığı, sıcak olmadığı zamanlarda suluyorum. Kışın da aynı şey soğuklar için geçerli. O zaman da akşam değil, gündüz daha sıcak saatlerde veriyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım. Gelip onların çiçek verdiğini görmek, bir yaprak daha çıkarsalar beni mutlu ediyor. Keyif alıyorum onlarla zaman geçirmekten. Ha, bütün yorgunluğum gidiyor. O kadar koşturdum, ettim, hepsi gitti. Geriye zaten bugün de bir yemeğim kaldı. Yemeğimi de hazırladığım zaman annem dışarıda. Çünkü annem geldiğinde sadece köfte yapacak olduğum için uğraşmayacağım. Sadece tavada hemen kızartırım. Şimdi sadece soğanlarımı közlerim. Benim için
köftenin yanında olmazsa olmaz çünkü köz soğan. Onu da hallettim. Ondan sonra artık direktman örgümün başına oturabilirim. Tabii arada oraya koştur, buraya koştur derken yine yoruldum. Koşturmacayla geçiyor. Allah'ım kimseyi sağlığından saatinden etmesin ki tek böyle koşalım, günler çabuk geçsin. Ben biraz önce her ne kadar yakınsam da işte zamana yetişemiyorum, saat yeterli gelmiyor diye. Aslında bu şekilde yaşamak çok daha güzel. Dolu dolu yaşamak. Bir kere dünyaya geliyoruz, sonra da her anımızın, her günümüzün tadını çıkarmamız lazım. Evet canlarım, geldik mi yine güzel bir günün sonuna. Bugün size güzel çiçeklerimle birlikte şöyle çevireyim, çiçeklerimle gözüksün. Sadece tek ben görmeyeyim. Evet, yarın sizlerle inşallah tekrar görüşünceye kadar her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.